geleceğe yönelik Türkiye siyasetine damgasını basabilecekler dediğimiz zaman, ki ben de yaptım, şu isimleri yan yana getiriyoruz. Demirtaş, Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu, belki Davutoğlu, çok olmuyor. Belki Meral Akşener, o da çok olmuyor. Esas olarak Demirtaş, İmamoğlu ve Babacan. Babacan çok hala tereddütlü ve bizi hala partinin kuruluşuna erteletiyor. Yani bir kuralım, ondan sonra konuşun demeye getiriyor. Ama biz tabii ki onlar kurmayı beklerken aklımlarında konuşmamız mecbur. Onlardan da izin alacak değiliz ama elimizde çok da fazla veri yok. Geri kalanlara baktığımız zaman da Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu, ikisi de eski partilerin, Selahattin Demirtaş daha eski, Ekrem İmamoğlu daha yeni aktörleri. Demirtaş uzun bir süre HDP'de eş başkanlık yapmış birisi, iki kere Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi. Dolayısıyla Demirtaş yeni bir aktör değil ama ilginç bir şekilde Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen yenilik vaat edebiliyor. Bu yenilik vaadinin kendi tabanına olduğu kadar kendi tabanı olmayan kesimlerde de bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ve ona sempati duyanlardan çok ona antipatik yaklaşan kişilere baktığımız zaman, ondan haz etmeyen, onu terörist gören vesaire, hapiste olmasını doğru bulanların tepkilerine baktığımız zaman Selahattin Demirtaş'ta bir yeni, ileriye dönük bir potansiyel olduğunu görüyoruz.